E şimdi ben arşivi karıştırırken bir bakıyorum iki tane şahit. Ki dedim ya hani 2011-2012 arası bir şey var. 2012'de olay şeye evriliyor. Ee, iç savaş evriliyor ve aynı zamanda e, ne diyelim Türkiye ile Suriye arasındaki ipler tamamen kopuyor 2012 sonrasında. Ee, bir baktım haberlerde bak haberin küpünü de göstereyim Gazetenin ismi lazım değil. Şimdi bu arada pervaneyi de kapatayım. Ar e dostlar arkadan ses duyuyorsa çok sıcak. Bak görüyor musun? Benim arşivdeki görüntü bu. Hı hı. Ben bunu gördüm. Tarih ne? 10 Nisan 2012 tarihli ee, bir e bir paçavradan almışım. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> <Arşiv> <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Onlar yakın oldukları için, onların şeyleri evet, takip evet. edelim. Ama yani. bu bu haber başka yerlerde var zaten. Senin arşivinde hayır, orada. Hayır şöyle, haber. ben açık söyledim. Ben gazetecilikte, ben günlük gazete okursam e, okurken şey yapardım. İlk başta terör örgütünün yayın, ya yani o kadar demokratız ki, terör örgütünün yayın organı gazete alabiliyordu hatırlıyorsun. Ondan sonra giderdi ilk başta onu açarak okurdum. Genelde ben bunları ilk başta okurdum. Yani e, bunlar ne yapıyor diye. Oradan almışım. Şimdi bir baktım haber bu. Cumhurbaşkanı Gül ABD'li senatörler Liberman ve Mahkeyli köşkte kabul etti. Köşkte diyor işte Tarabya köşkü aslında. O zaman Çankaya köşkünde değil yani. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Suriye konusunda sert çıkışlarıyla tanınan Şahin senatörler Esed rejimine müdahaleden yana. İki Şahin 2012. senatörle görüşüyor. 9, 9 Nisan'da görüşüyor. 10 Nisan tarihli gazete bu. 9 Nisan 2012'de Tarabya köşkünde görüşüyor. Tek kelime bilgi. Basına kapalı bir görüşme. Tek kelime bilgi paylaşılmıyor. Bir saat on dakikalık görüşme. Sayın Gül biliyorsun çok iyi derecede İngilizce görüştüğü için. Yani yarım saatlik kırk dakikalık bir görüşme değil bu. Tam doğrudan bir saat on dakikalık bir görüşme. E, ve ne görüştükleri belli değil. Yani bu sonraki başka bir görüşme. E, bizim arkadaşlar arşivden bulmuş. İyi de yapmışlar. İyi denk gelmiş. Başka bir görüşmesinin fotoğrafını da koyalım ki. E, bu taraf ve görüşme den tek bir bilgi sızmıyor. Şimdi bu iki senatör de daha sonra... Hat e, Suriye sınırımıza gidiyor. Suriye sınırımıza giderek e, işte e, ne yapıyor? Sınırda inceleme yapıyor. İşte mülteciler falan filan. İlginç bir şey. Ve bunlar Amerikan yönetiminde, o dönemdeki yönetimde de etkili isimler. Biri zaten Yahudi kökenli. İsrail boyutundan etkili o dönem. E, ondan sonra Liberman. E, ki biliyorsun Eski Dışişleri Bakanlığı'nın ismi de İsrail'in. Soy ismi Liberman'dı. Avigdor Liberman. O meşhur alçak koltuk krizindeki isim. Ondan sonra e, Liberman diğeri de McCain eski savunma bakanı. Ve bunlar derin adamlar. Amerika'nın derin adamları. E şimdi Sayın Gül ne görüştünüz siz bunda? Türkiye ile Suriye arasındaki iletişimin e, gergin de olsa sürmemesi işte sürmesi gerekirken ilişkilerin kopmasında bu görüşmenizin ve bu tür görüşmelerinizin temaslarınızın etkisi oldu mu? Siz bu görüşmeden sonra e, Sayın Davutoğlu'nun bakan olduğu ee, ve sizin de Dışişleri Bakanı olduğunuz dönem e, belli bir kadro oluşturdunuz. O Dışişleri'nin vatanperver, bu ülke için her şeyi yapabilecek personeli, kadroları, büyük elçileri, diplomatlarını kenara koyarak e, belli bir çekirdek kadro oluşturdunuz. O çekirdek kadroya eee telkinleriniz oldu mu? E, Türkiye'nin Suriye'deki işte o 2015-2016'ya kadar süren politikada bu tür temasların etkisi oldu mu? Ben bu mesela bunu merak ediyorum. O görüşmede ne konuştular? Ne karar alındı? Bak sana bir olay söyleyeyim. Yine tesadüf e, arşivleri karıştırdım. Ar arşivler çok güzel. Ben herkese tavsiye ediyorum. Ben paylaşımcı bir adamım. Ben söylüyorum o yüzden. Bak e, 5 Nisan 2011 ilginç bir şekilde daha olaylar yeni başlamış. Bak e, küçük küçük gösteriler var. E, şöyle bir durum var. Herkesin gözü Libya'da o dönem. Aslında. Libya'ya müdahale NATO müdahalesi falan. Bizde bile kimse uyanmıyor başta. Suriye'deki olayları falan anlamıyor başta. Bak 5 Nisan 2011 diyor ki e, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Sarah Money Mooney yazılıyor. Öyle mi okunur? Money herhalde. Hı hı. Hataya giderek Suriye'de olası kaos sonrası İngiliz yurttaşlarının tahliyesi konusunda bir ön çalışma yaptı. Senin ne işin var ya? Daha Suriye'de ne oldu belli değil. Küçük küçük gösteriler var. Sen nereden biliyorsun bir kaos olacak? Hadi şu söylenebilir. Adamlar analiz etmişler. Diğer ilk ülkelerde karıştı ortalık. Suriye'de de karışabilir. Bak bu boyutu da olabilir. Ama herkes bunun analizini yapıyor. E bizimkiler de yapmış demek ki. Ama İngilizler gidiyor. Bir kaos olur mu? Yani. Şimdi burada bu tür çalışmaları görünce İngiltere, Amerika. Sayın Gül sever İngiltere'yi biliyorsun. Amerika'yı ama. İletişimi sever yani. Ondan sonra kraliçeden nişanlar alır mesela. Şimdi o yüzden soruyorum ben Sayın Gül'e. E, Sayın Gül çünkü hepimizi ilgilendiren bir mesele. Bu Suriye meselesi hepimizi ilgilendiriyor. Ne oldu? Yani ne görüştünüz siz kapalı kapılar kapılarında? Colin Powell'la iki sayfalık dokuz maddelik bir anlaşma yapmıştınız. O anlaşma neydi? Bu görüşmede on sene sonra, dokuz sene sonra bu görüşmede ne yaptınız? O dönem Irak'la ilgili dokuz sene sonra Suriye'yle ilgili hangi anlaşmalar yaptınız? Bir anlaşma yaptınız mı daha doğrusu? Bunu merak ediyorum. Yani.